Tekrar hoş geldiniz. Polis Mater Patrol Officers, Ace Detective tarafından geliştirilen Astragon Entertainment tarafından da dağıtımı yapılan polis simülasyon oyunudur. Polis Simulator Patrol Officers, Brighton şehrinin karmaşık dünyasına bizi davet ediyor. Hem günlük yaşamın akışına hem de irili ufaklı suçlara ev sahipliği yapan bu sanal şehirde bir çaylak polisin rolünü üstlenerek korumak, kovalamak ne demekmiş birinci elden öğreniyoruz. Polis Simulator Patrol Officers benzersiz bir deneyim sunmaya çalışıyor. Evet çalışıyor, gerçekten çalışıyor. Park cezası kesmek ve küçük trafik ihlalleriyle ilgilenmek gibi basit görevler oyunu biraz öğrenmeye bizi başlatıyor. Kendimizi kanıtladıkça zanlıları yakalamak, suç mahallelerini araştırmak ve hatta arada sırada böyle arabaların peşini düşmek gibi ciddi görevlere de atanıyoruz. Ben pek arabaların peşini düşme görevlerine atanamadım ama olsun, hiç görmedim yani öyle şeyler. Bu gerçekçilik seviyesi hem ilgi çekici hem de zaman zaman sinir bozucu olabiliyor. Evet, sinir bozucu olabilir. Onu da anlatacağım. Oyun bir polis memurunun hayatının bürokrasi, prosedürleri ve çoğu zaman sıradan yönlerini simüle etmekte oldukça iyi bir iş çıkartıyor. Ancak bu ayrıntılara verilen önem zaman zaman da temposunu düşürebiliyor. Polis Simulator Patrol Officers birazcık vardiya işlerine konsantre olmuş gibi duruyor. Göreve başlıyoruz, bölgemizi seçiyoruz, sokağa çıkıyoruz. Şüpheli faaliyetleri taramak, ihbarlara cevap vermek ve sezgilerimize puan katmak bize kalıyor. Oyunda davranış puan sistemi var. Bu puan 100 ile başlıyor, yavaş yavaş düşüyor. Eğer sıfırlanırsa vardiya bitiyor ve o vardiyadan aldığımız tecrübe puanları sıfırlanıyor. Vardiya bitiyor derken vardiyayı iptal ediliyor ve o vardiya sanki hiç yokmuş gibi davranıyorlar. Oradan aldığımız puanlar falan filan havaya gidiyor. İnsanlara karşı adaletli olacağız. Ne bileyim polislik ve toplum kurallarına uyacağız. Hatta trafik kurallarına bile doğru uygulayacağız ki o puanlar, davranış puanlarımız düşmesin. Tabii trafik kurallarına uymak zorluk ayarlarından seçilebiliyor arkadaşlar, merak etmeyin. Oyunun artılarına geçecek olursam, doğru kararlar vermek, suçları çözmek ve rütbelerde yükselmek gerçek bir ödül duygusu yaşatıyor biraz önce de söylediğim gibi. Karşılaştığınız durum yelpazesi beklediğimizden biraz daha geniş. Kazalar, olaylar birbirinden benzersiz ve her defasında rastgele oluşturulmuş olarak karşımıza çıkıyor. Tabi birbirine benzeyen karakter modelleri ve tekrar hissi yüzünden oyunun bu artısından pek bir tat alır mısınız, alamaz mısınız orasını bilemiyorum ama modern polisin karşı karşıya olduğu, modern polis derken bu Amerika ve Avrupa için geçerli. Modern polisin karşı karşıya olduğu zorluklar ve süreçler hakkında bilgiler veriyor. Veriyor mu gerçekten? Orasını bilmiyorum. Ne kadar da geliştirici ve yayıncı bu oyunun eğlence amaçlı olduğunu söylese de oyundaki polislik deneyimi gerçek hayattaki tecrübelere çok benziyor. Tam anlamıyla bir eğitim olmasa da aşağı yukarı anlatılmak isteneni anlıyoruz. Oyunda hoşuma giden araçlar var arkadaşlar. İsterseniz o araçları tek tek tanıyalım. İsimlerini İngilizce olarak söyleyeceğim. Açıklamasını yapacağım. Bu sayede daha kolay bulabilirsiniz Steam sayfasında ya da herhangi bir yerden. Urban Terrain Vehicle. Polis memuru, geniş arka koltuğu olan Urban Terrain Vehicle, satılmış UTV ile en fazla 4 şüpheliyi güvenle nakledebilir ve onları eşlik edebilir. Bu da en zor durumlarda bile etkili ve güvenli bir şekilde başa çıkılmasını sağlar. Polis kuvvetlerinin emrindeki çok yönlü UTV ile güce 3 kat en üst düzeyde verimli ol ve adaleti sağla. Sanki arabayı pazarlıyormuş gibi oldu bir de, pardon özür dilerim. Ben bu aracı biraz BMW X5'e benzettim. Aslında gerçek hayatta bu tür SUV'ların çok geniş bir kullanım yelpazesi var. Baya her şeye gidiyor bunlar. Bu oyunda ise arkasında 4 tane şüpheliyi alan bir araç olmuş yani. Başka bir özelliğini göremedim. $2.99 da bu DLC'nin fiyatı arkadaşlar. Compact Police Vehicle. Compact Police Vehicle en hızlı olmasa da en küçük devriye aracıdır. Böyle smart falan filan bir şey. Böylece memur bu aracı yayan devriye sırasında kullanabilir. Bu ayrıca parklara girmesine izin verilen tek devriye aracıdır. Bakın bu çok önemli. Parklara girmesine izin verilen tek devriye aracı. Daha büyük araçların giremeyeceği, ulaşılması zor bölgeler için idealdir. Valla bagajında konuya alamıyor, ne bileyim bariyerler bulunmuyor. Hani bariyerleri şey yapamıyorsunuz falan. Neyse onu birazdan açıklayacağım. Sade bir araç. Yani arkasına şüpheliyi de şey yapamıyorsunuz, yerleştiremiyorsunuz. Valla ben bu aracı fiyat 500. Hatta Smart Fortwo'ya benzettim. Smart Fortwo'ya daha çok benziyor fiyattan çok.
Valla koca oyunda da en sevdiğim araç herhalde bu. Araca bir şüpheliği kelepçeleyip bindiremiyoruz iki kapılı olduğu için. Bagajında konveyör ya da denatör gibi araçları yerleştiremiyoruz. Bagajı yok çünkü. Böyle bir kapağı var, kapağı açıyorsunuz bomboş. Köşeleri ustalıkla dönüyor böyle, hani yol tutucuna sahip oldukça kullanışlı bir araç. Bunun, bu DLC'nin fiyatı da 2.99 dolar. 2 dolar 99 sent. Aynı biraz önceki DLC'yle. Araçlar da tek tek satılıyor arkadaşlar. Multi-purpose police vehicle, yani çapa. Çok amaçlı polis aracı. Brighton'ın çok gönlü çekici devriye aracı multi-purpose police vehicle, kaza mahallelerini idare etmek için en iyi çözümdür. Ön kısmına monte edilmiş vinç ile hurdaya dönen araçları güvenle başka yere taşımak için en ideal seçenektir. Valla ideal diyorum da pek ideal falan da değil aslında, biraz tuhaf bir şey çünkü. Sorumlu memur vinç kablosunu hedefe bağlayabilir. MPV'nin içindeki kontrol ünitesi çekme mekanizmasının çalışmasını sağlar. Güvenlik sebebiyle MPV vinç kablosu hala bir araca bağlıken sürülmez. Yani mantıken evet. Çünkü o mekaniği yerleştirmemişsiniz oyuna, güvenlik falan filan değil. Ben bu community şeye benzettim. Hani arkasında çekici olan böyle büyük kamyonlar oluyor ya. Ben öyle bir şey zannettim. Bu bildiğiniz böyle yol dışına çıkan, hani çamura batan arabaları ön taraftan vinçle çeken kamyonetler oluyor ya, onlardan bir tanesi. Çekici özelliği de pek kullanışlı bulamadım. Ya da ben kullanamadım. Çünkü arabayı alıyorum, yoldan çıkartıyorum. Kaza yapmış yerden çıkartıyorum. Park yerlerine yerleştiriyorum. Gene arabalar geçemiyor. Gene geçemiyor. Bir anlamı kalmıyor yani. Gene çekiciyi çağırıyorum. Çekici götürüyor arabayı. Hani siz tutup da mesela arabayı şeye çekemiyorsunuz. İşte çekici olarak kullanamıyorsunuz bunu. Çekicinin yaptığını yapamıyorsunuz. Ama bunun arkasına mesela şüphelileri bindirebiliyoruz. Arka kasasına da aletleri yerleştirebiliyoruz. Compact'ın harici normal arabalar. Bu aracın fiyatı da DLC'si 2.99 dolar. Aynı fiyat. Guardian Police Vehicle. Guardian Police Vehicle, Brighton filosunun en büyük aracı olarak şüphelileri nakletmek için en uygun seçenek. Çünkü bildiğiniz minibüs yani, kocaman dev gibi bir şey. GPV ile tek seferde 6 şüpheli taşınabilir. Bu en hızlı araç olmayabilir ama verimlidir. Ayrıca şüpheliler karakol hücresine güvenli bir şekilde teslim edildiğinde bonus puan verir. Bu bonusu ben alamadım bu arada. Bonus puan veriyor ama ben bu bonus puanını hiç alamadım bundan. Valla bu araçta söylediğim gibi oldukça yavaş. Baksanıza kocaman dev gibi bir şey yani. Minibüs gibi bir şey. Fakat arkasına 6 tane şüpheli alıyor. Ve bir defa da bütün suçları toplayayım. Ondan tip puanı alayım falan filan diye mantığında oynayanınız falan varsa, onlar için yapılmış bir araç sanırım bu. Yani şehri dolaşıyorsunuz. Tüm suçları yerleştiriyorsunuz. 6'ya kadar. Onun sonra 6'sını birden polis karakoluna götürüp nezarete atıyorsunuz. Bunun da fiyatı arkadaşlar 2.99 dolardan satılıyor DLC'si. Surveillance Police Vehicle. Surveillance Police Vehicle, Brighton'ın polis kuvvetlerine yeni eklenen son teknoloji ürünü bir araçtı. Bu araçla hedef araçları gözlemlemek mümkündür. Aracı süren memur, hedef aracı gözlemleyerek trafik ihlallerini açığa çıkartabilir. Bu yöntem ayrıntılı arka plan soruşturmalarının yerine geçmez. Tespit edilen ihlaller hedef aracı kenara çekip şüpheliyi daha fazla araştırmak için makul şüphe sayılır. Oyundaki favori ikinci aracım bu benim. Diğer polis araçlarından başka bir farkını göremedim. Pek bir farkı yok çünkü. Çünkü iddia ettiği şeyleri diğer polis araçlarıyla da yapabiliyorsun. Ya da çok değişik bir özelliği var da ben mi kullanamadım bilmiyorum. Fakat çok karizmatik duruyor böyle yani. Oldukça orijinal bir tasarımı var. Hani bir o özelliği var zaten, o yüzden ikinci favorim, yoksa özelliklerinden falan değil, çünkü özellikleri diğer araçlarda da var. Sadece şeklini sevdiyseniz bunun fiyatı da 2.99 dolar DLC'sinin diğer DLC'ler gibi. Gelelim son aracımıza, Warden Police Vehicle. Warden Police Vehicle, Brighton'ın özel gece vardiyası devriye aracıdır. Gece saatlerinde kaza mahallelerinde güvenliği sağlamaya veya arkasındaki araçlara yolla ilgili talimatlar vermeye yarayacak çeşitli metinler gösterebilen ışıklı çubuğa sahiptir. Otomatik taban aydınlatması sayesinde geceleri iniş ve binişlerde emniyet sağlar.
Motor kapalıyken ama farlar hala açıkken taban aydınlatması açık kalır. Valla bu aracı da Jeep Wrangler'a benzettim. Ya da böyle Suzuki Jimny gibi bir araç bu. Fakat bu aracı böyle oyuna 4x4 olsun, offroad olsun falan filan olsun, işte dış mekanlara gidelim bununla falan filan gibisinden değil de geceleri daha iyi aydınlatmak ve gece daha iyi görüş sağlamak amacıyla yapmışlar bu aracı. Mantığı nedir, niye böyle bir şey düşündüler bilmiyorum. Üstünde bir ışıklı çubuk var. Böyle basıyorsunuz, değiştiriyorsunuz yani onu. No pass, accident, pull over gibi mesajlar yanıyor böyle. Yayalarda, araçlarda o mesajlara uyuyor mu, uymuyor mu bilmiyorum. Yapay zeka gerçekten o yazılanlara uyuyor mu, uymuyor mu bilmiyorum. Eğer Warden Police Vehicle'ı almak isterseniz onun DLC'si de 1 dolar 98 sentten satılıyor arkadaşlar. Biraz önce saydığım tüm araçları kapsayan Garage Bundle diye bir DLC yapmışlar. Onun da hepsi var. Ve onun da fiyatı %34 indirimle şu an 11 dolar 16 sentten satılıyor. Valla gelelim eksilere. Şimdi burada eğri oturalım, doğru konuşalım. Hamvin bitmemiş gibi duran grafikler ve çok sayıda bug, glitch ve bir o kadar da hata sürükleyiciliği bozabiliyor. Keyfe keder veriyor. Yani böyle bunların arasında oyunu oynamayı engelleyen crash, kilitlenme, oyundan atma gibi ciddi sorunlarla karşılaşmadım. Fakat birbirinin içinden geçen objeler, araçlar, insanlar veya etkileşime girmeniz gereken ama bir türlü giremediğiniz insanlar, araçlar fazla var. Az değil. Ya keyfe keder demeyelim de bu hatalar zaman zaman böyle gülüyorsunuz. Başlangıçta da gördüğünüz gibi. Valla sinir bozucu hali gelebiliyor bazen. Çok fazla oynadığınız zaman falan. Çok fazla karşınıza çıkarsa sinir bozucu olabiliyor. Oyunda tekrarlayan bir oynanış var. Benim en çok şikayetçi olduğum konulardan bir tanesi. Bir oyunda olmaması gerekiyor tekrarlayan oynayış. Uzun oyun seanslarında diyeyim, oynanış monotonlaşıyor. Kendinizi tekrar ettiğiniz için dejavu hissine kapılıyorsunuz. Büyük miktarda da sıkılmaya başlıyorsunuz artık. O yüzden oyun kendini tekrar etme posibilitesi yüksek. İhtimali yüksek. Odak noktası SWAT tarzı senaryolar veya üst düzey dedektiflik araştırmalar olmadan tamamen sokak düzeyindeki görevler üzerinde. Bu da ister istemez bir baygınlık etkisi yapıyor. Fakat yeni gelecek genişletme üzerine DLC'ler ile şu ana kadar tek düze giden oyuna geliştiriciler renk getirme çabasına girmişler. PAX yani Penny Arcade Expo'da birkaç hafta sonra geleceğini müjdeledikleri Highway Patrol Expansion DLC'si ile geliştiriciler haritayı ve oyunu daha da geliştirip çeşitlendireceklerini açıkladılar. Police Simulator Patrol Officers öncelikli gerçekçi bir simülasyon fikrine hayran olan ve teknik eksikliklere tolerans gösterebilen bir kesime oldukça iyi hitap ediyor. Rutin ve prosedürü önem veren, yavaş tempo oyunlardan hoşlanan biriyseniz burada keşfedebilecek çok şey var. Böyle dediğim için dalga geçtiğinizi duyabiliyorum. Ya da benim dalga geçtiğimi düşünüyorsunuz. Sakın öyle düşünmeyin. Çünkü bu tip simülasyonlarla ilgi duyan oyuncu sayısı bir hayli fazla. Ve ne kadar da ufak tefek hatası da olsa oyun eğlenceli bir oynanış vaat edip gerçekten bu vaadini de yerine getiriyor. Ancak aksiyon ve dramatik unsurlara sahip adrenalin dolu bir deneyim arayan oyuncular hayal kırıklığına uğrayabilir. Oyun 2 senedir erken erişim geliştirme aşamasında ve geliştirilmeye devam ediyor. Anladığım kadarıyla da oyun aksiyon ve arcade bir oynanıştan çok bundan sonra da simülasyona ağırlık vermeye devam edecek. Mesela ilerleyen geliştirmeler ile aksiyon dolu dükkan soygunu ya da banka soygunu gibi şeyler görmeyi ben de isterdim. İsterdim gerçekten. Gerçi yol haritalarında 911 çağrıları ve dükkan soygunu gibi fikirler görmüştüm ama bunları sadece değerlendirdikleri, hani gerçekten yapacakları anlamına gelmiyor bu. Oyuna ekleyip eklemeyecekleri de zaman gösterecek. Sadece bir fikirden ibaretti yani bu söyledikleri. Police Simulator Patrol Officers yüzlerce simülasyon arasında ön taraflara çıkmayı başarmış nadir örneklerden. Başarmaya çalıştığı şey takdire şayan. Ancak işleyişi kusursuz değil. Fikir ilginizi çekiyorsa geliştirme sürecini takip etmenizi tavsiye ederim. Gerçekten özel bir şeye dönüşüyor gibi gözüküyor.
güzel bir oyun olacak gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, benden bu kadar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.